Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Maalesef kötü günlerden geçiyoruz. Geçen Kahramanmaraş depremiyle bunu biraz anlatmaya çalıştım. Son kısımlarında biraz kişisel konulara da kişisel tecrübelerime değindiğim bir bölüm olmuş. Bu videoda biraz daha sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım. Kahramanmaraş'ta çalışmalar hala devam ediyor. Adıyaman'da ve Hatay'da özellikle. Hatay'da bu hafta 2 tane daha bir deprem oldu. Zaten alanında uzman jeologların bu konuda uyardığını hepimiz duymuştuk. Hatay, Adana ve şu anda Bingöl tarafındaki fayların yüklenmiş olabileceğinden bahsetmişlerdi. Maalesef Hatay'daki gerçekleşti. Yani gördüğümüz sahadaki birçok yanlıştan dolayı birkaç tane daha bina yıkıldı ve yeni can kayıplarımız var. An itibariyle can kaybımız da 45.000'in üzerine çıkmış oldu. Bu felaket gitgide kötü bir travmaya dönüşme yolunda ilerliyor. Ama ben şu anda sadece sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım. Yaklaşık olarak bana bunu Instagram'da yapacağım duyurduğumda 10 tane, 8 tane civarı bir soru geldi. Bazıları birbirinin aynısı olduğu için onları cevaplamayacağım. Öncelikle ilk sorudan başlayalım. Şimdi sismik izolatörlerin ömürleri ve işe yarar mı konusunda. Sismik izolatörler her depremden sonra olduğu gibi gayet kurtarıcı olarak gözüktü. Sismik izolatörler evet başarılı depreme karşı dayanıklılığı artıran yapılardır. Ama ben onu biraz daha konfor aşamasında kullanılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü depremin aşırı derecede bina rigid davranma eğilimi gerçekleştirirken yana ve sağa sola atılımlarda içeride yani binanın içerisinde bulunan insanlar için travmatik bir durum oluşturuyor. Ama izolatör sayesinde bunu çok hissetmiyorsunuz bile diyebiliriz. Yani büyüklüğü çok aşırı derecede absorbe ediyor. Şimdi ömrüne gelince sismik izolatörün biraz not aldığım için o tarafa da bakmam gerekiyor. Sismik izolatörün ortalama ömrü 60 yıl kadardır. Bu eğer izolatörü temelde iyi bir şekilde yalıtabiliyorsanız yani temelinizi sudan koruyabiliyorsanız ya da güneşten koruyabiliyorsanız 60 yıl biraz daha üzerine çıkabiliyor. Ama bu etkilere maruz kalıyorsa izolatörün de ömrü düşüyor. Zaten konut tipi projelerin ortalama ömrü 75 yıldır. 75 yılın sonunda o binanın ekonomik ömrünü tamamladığı düşünülür. Tabii ki 75 yılın sonunda bu binaların yıkılmasını hiçbirimiz istemeyiz. Ya da yıkılmaya ihtiyaç duymasını hiçbirimiz istemeyiz ama durum maalesef bu şekilde. Karot testinin zararlarını sorulmuş. Karot testi bu depremde özellikle ortaya çıkan bazı sıkıntılar var. Özellikle binaların kullanımında kolon kesme vesaire gibi saçma saçma davranışları yapılma durumları olmuş. Her zaman oluyor bu ve Türkiye'nin her yerinde oluyor. İnsanlarımızın bu konuda yeterince bilgi sahibi olmamasından kaynaklı. Yani ev onun diye yani 30 dairedeki bir apartmanın sadece bir bölümü kendisinin diye her şeyi yapabileceğini düşünüyor. Aslında taşıyıcı sistem bütün binayı ilgilendiren bir durum. Maalesef yani ben olsam taşıyıcı olmayan elemanları bile yer değiştirmeye çalışmam. Ama mesela özellikle kendi durduğum yerde 2 daire kafasına göre duvar kırdı. Yani bu duvarların da yeri geldiği zaman taşıyıcılık görevi gördüğü bilinen bir gerçek. Yani mesela dükkan katlarını çok eleştiriyoruz. Karot konusundan biraz çıktım. Ben de farkındayım. Uzunca bir şekilde anlatmak istiyorum bunu. Bizim amacımız bina üzerinde güçsüz bir bölge bırakmamak. Karot yapıyorsanız, karot yapmak zorunda kalıyorsanız bir taşıyıcı sisteme o binanın zaten betonlarıyla ilgili az çok kötü olduğuna dair bir fikriniz oluşmuştur. Öngörünüz oluşmuştur. Bunun sonucunda karot uyguluyorsunuz. Bunun sonucunda nihai bu bina yıkılması gereken kararı vermek için bunu yapıyorsunuz. Ya da şu an o bölgede yıkılan binalardan beton örneği alıp suçlunun kim olduğunu anlayabilmek için arıyorsunuz. Karot testinin böyle bir handikapı var. Karot testi eğer bir kolonda çatlak yoksa, işte bir kirişte bir sorun yoksa karot testi kolay kolay alınmaması gereken bir şey. Yani bu uygulamada yanlış yapılmıyor. Yani çoğu mühendis arkadaş da, kentsel dönüşümcü arkadaş da bunları çok iyi biliyor. Bu şekilde işlem yapıyorlar. Ama riskli bir binada zaten hani ona gerek kalmadan betonun un ufak olduğunu görebiliyorsunuz. Yani karot testiyle ilgili bu şekilde anlatabilirim. Üçüncü soru yapı sağlamlaştırma.
Bunu biz güçlendirme olarak değerlendiririz inşaat mühendisleri olarak. Güçlendirmenin çeşitli metotları var. Yani her tipte bütün binalara aynı tipte güçlendirme uygulanmaz. Binanın ihtiyaçlarına göre hedeflenebilen güçlendirme projeleri uygulanır. Bir de her bina güçlendirilmez. Yani bunu bir aklımıza koyalım. Niye güçlendirilmez? Burada ekonomik kararların verilmesi lazım. Yani bir binaya güçlendirme, ya harcayacağınız para orayı yıkıp yeniden yapmaya harcayacağınız paradan daha fazlaysa bununla uğraşmak istemezsiniz haliyle. İşte bununla ilgili kentsel dönüşüm sistemi var Türkiye'de. Daha önce hiç buralarla işiniz olmamış olabilir. Her ilde aşağı yukarı 3 ya da 5 tane firma bulunuyor aktif şekilde. Şimdi geri güçlendirme konusuna dönelim. Güçlendirme konusunda yapılabilecek en önemli şey kolon ve taşıyıcı elemanlar eklenmesi, ama bunu yapmak en böyle zor güçlendirme yöntemlerinden bir tanesidir. Bunu yapabilmek için mevcut taşıyıcı sistemin baştan tasarlanması, bununla ilgili detayların binaya eklenmesi sonucu yapılabilir. Bunu yapmak en son güçlendirme aşaması. En ağırdan en hafifine doğru gelmeye çalışacağım. Bundan sonra yapılabilecek kolon kesitlerinin genişletilmesi, kolon ve kiriş kesitlerinin genişletilmesi. Bunu yaparken de kafes şeklinde yeni bir kalıp ve yeni bir demir sistemi konuluyor. Yani kolonun etrafına ekstradan bir kolon daha koyuyorsunuz ya da kirişin etrafına. Taşıyıcı sisteme ekstra bir taşıyıcı sistem ekliyorsunuz mevcut taşıyıcı sistemlerin yerini değiştirmeden. İşte bunu yapmak ikinci en ağır işlerden bir tanesidir. Yani en ağırı değildir sıfırdan hiç olmayan bir yere kolon eklemekten, ama yine de zor işlerden bir tanesidir. Çünkü beton, mesela betonu Türkiye, ben çok açık net söyleyebilirim. Türkiye beton maddesinin davranışlarını bilmeyen bir ülke. Şimdi bunu dedim diye hani gururunuz belki kırılabilir. Yani hiç o konuda kusura bakmayın. Ama hepiniz diyorsunuz ki şantiye geldiğinde su kattı vesaire. Yani bu betonun yapısını bilen biri zaten ona su katmaması gerektiğini bilir. Ama betonun yapısını bilen bir hazır beton santrali de akışkanlığı, yani kalıbın içerisine girmesi yavaş olan betona ona uygun katkı kullanması gerektiğini ya da ona uygun çimento kullanması gerektiğini bilmesi gerekir. Mesela bunu çoğu hazır beton santrali uygulamadığını biliyorum. Maalesef yani suçu sadece şantiyedeki işçiye atmak da doğru değil. Yani komple inşaat sektöründe büyük bir sorun var. Yani biz mesela soğukta C3 sınıfı çimento kullanılması gerektiğini biliriz, ama o an hazır beton tesisinde C3 çimento yoksa C1 kullanır. Onun üstüne de katkı da koymaz ve o beton kışın çıkarsa bu sefer ne olur? Hem akışkanlığı düşük ve betonun içerisinde onun pişmesini, yani gerekli dayanımı kazanmasını sağlayacak suyu da dondurmuş olursunuz o betonu. Daha sonra hava içindeki su açıldıktan sonra hiçbir işe yaramaz. İkinci Türkiye'de yapılan en önemli hatalardan bir tanesi betonla ilgili de bu konuyu açıyor, böyle çok şeyden bahsediyor gibi gelebilir. Betonla ilgili şu an Türkiye'de yapılan hatalardan bir tanesini bahsediyorum. Betonun döküldüğü anda ilk 7 günü çok kritik. Yani bunu çoğu insan, çoğu inşaatçı, çoğu müteahhit bilmiyor. Neden kritik? İlk 7 günde beton dayanımını yavaş yavaş kazanmaya başlıyor. İlk 28 günde de dayanımının %80'ini kazanmış oluyor. Yani bu ilk 7 gün içerisinde mesela bir kata attınız, 7. günün sonunda hemen haldır huldur öbür kata başlamamanız gerekiyor mesela. Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani bu hatayı çok fazla yapıyoruz biz mesela Türkiye'de. Acelemiz var, sürekli bir yere bir şey yetiştirme durumu içerisindeyiz. Ama inşaat özellikle sahada, sahada oluşması gereken şartları sağlamadan işe devam ediyoruz. Mesela bu devasa bir hata. Şimdi siz istediğiniz kadar C50 alın, C40 alın, yani dayanımı yüksek sınıf betonlara sipariş verin. Eğer 7 günün sonunda o betonu yüklemeye başlarsanız o beton C30 olarak kalmayacak ya da C40 olarak kalmayacak. Yani böyle durumlar söz konusu. İşte o yüzden betonlar denendiği zaman çok daha düşük özelliklerde çıkıyor. Bir
şeyin yapmış olduğu 3 tane hata noktası görüyorum. Yani ben o yüzden yani betonun bu aşamalarında hata yapılırken güçlendirme yöntemleri olarak betonun kullanıldığı herhangi bir iş yapmak istemem. Benim en sevdiğim güçlendirme yöntemi polimer liflerle kaplama yöntemidir. Polimer liflerin özelliği etriye eğer adam gibi konulmadıysa, beton düzgün yapılmadıysa onlara ekstra bir kalkan sağlıyor. Yani ekstra bir koruma sağlıyor. Bunların sayesinde bina yıkılmıyor kesinlikle ama yüksek yer değiştirme geçirebiliyor. Yani bir yöne doğru kaybetmeden yatma değil de yani o tarafa doğru gitme durumu oluyor ama binanın içerisinden sağ salim çıkma ihtimaliniz çok aşırı derecede artmış oluyor. Komple inmiyor aşağıya. Mesela sağlamlaştırma ile ilgili ben en uygun olarak bunu görüyorum ve bunun yapılması gerektiği taraftarıyım. Ama hangi binalara? Özellikle bodrum katı olan ya da dükkan katı aşırı derecede yüksek. Dükkan katı aşırı derecede yüksek. Bu bir hata yöntemidir. Hata seviyesidir. Yani dükkan katının yüksek olmasının o katın dayanımını azalttığı bilinen bir gerçek. Maalesef bizim ülkemizde inşaatlardan ve binalardan beklentiler farklı olduğu için bu düzensizlikleri kendi elimiz yapıyoruz maalesef. Yani buna da bir şey diyemeyeceğim. Yani ama bu düzensizlikleri yaparken de bir de imalat hataları yapınca işte sonuç felakete doğru gidiyor. Çok fazla gelen sorulardan bir tanesi az hasarlı ve hasarsız binalar kullanılabilir mi? Şimdi az hasarlı binaların şimdi eğer duvarlarında ya da taşıyıcı olmayan sistemlerinde bir hasar varsa, taşıyıcı sistemlerinde hasar yoksa hasarsız ya da az hasarlı olarak geçiyor. Ya da betonun da yani kolon kirişinde küçük çatlaklar vesaire varsa bunlar az hasarlı olarak geçiyor. Ya da çatlağın boyutu çok ufaksa hani bunlar az hasarlı olarak hani onarılıp kullanılabilecek şeyler ama ben olsam şimdi insanları da korkutmak istemiyorum bir taraftan ciddi bir şekilde travmadan çıktıkları için ama şunu rahatlıkla demek lazım. Bir bina deprem esnasında önce demir duvarları daha sonra betonu daha sonra demiri bunu karşılamaya başlıyor. Ama betonla demirin beraber çalışması gerekiyor. Eğer beton içinde bulunan demir genleşmesinden dolayı yani çekme ve akma bölgeleri denilen bu malzemeleri iyi bilen metalojiyle ilgilenen insanlar anlayacaktır. Eğer içindeki çelik akmaya başladıysa yani şekil değiştirip bu şeklin yerine gelemediyse eski haline gelemiyorsa zaten çevresindeki betonları patlatmaya başlıyor. Küçük çatlaklarda tabii ki bu önemsenmeyebilir ama eğer ufak bir kabuk atması vesaire varsa bu ağır hasardır. Hani bunu kesinlikle bir tane de olsa ben o binada durmam. Durmama taraftarıyım. Yani az hasarlı ve hasarsız binalarda demek istediğim yani sadece duvar hasarı olan ya da sadece çok ufak kolon ve kirişte bulunan çatlaklardan dolayı binaya çıkmam ama atıyorum bir tane kolonda ufak bir beton bölgesi atmış artık demirler falan görünmeye başlamış. Ben o bir tane olsa ve sistem diyor ki iki tane olursa tamam orası ağır hasarlıdı. Ben o halde de orayı kullanmak istemem. Orta hasarlı binaları da kullanmak istemem. Ki orta hasarlarda şöyle bir durum var. Eğer bir binaya hızlı çözüm yöntemiyle orta hasarlı olup olmadığı orta hasarlı tespit edilmişse orta hasarlı artık hala kullanım izni verilmeden tekrar denetlenmesi gerekiyor. Ama bu sefer karot vesaire hani daha uzun bir test yapılarak denetlenmesi gerekiyor. Şu an o bölgede bunun çok iyi bir şekilde yapılmadığını maalesef duyuyoruz. Yani bu konuyu videonun sonunda tekrar geleceğim. Maalesef duyuyoruz. Şimdi bunları yapan müteahhitler ceza alacak mı ve yargılama süreci nasıl oluyor sorusu çok aşırı derecede sorulmuş. Şimdi bu konu benim konum değil. Yani bu konu o devletin ilgili birimlerinin ilgilenmesi gereken konulardan. Ama ben bir hatayı sadece müteahhite kesmek istemiyorum. Kesmenin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Şöyle düşünelim. Müteahhit evet kötü niyetli olabilir ve cahil olabilir. Kabul ediyorum bunu.
Ama burada asıl problem bence yerel yönetimler. Yani neden yerel yönetimler? Şu noktaya gelmek istiyorum. İnşaat ruhsatını yerel yönetimler veriyor. İnşaat ruhsatını verirken o proje önlerine bir proje geliyor. Projeyi yapan başka insanlar. Şimdi bu iki insanların suçu olup olmadığını anlamak için projelerin çok dikkatli incelenmesi gerekiyor. İlk aşaması bence bu olmalı. Projeler kurallara uygun, deprem yönetmeliklerine uygun yapılmış mı ve belediyedeki buna onay veren mühendis buna dikkat ederek onay mı vermiş? Eğer bu noktayı açtıktan sonra imalat aşaması geliyor. Biliyor musunuz bilmiyorum ama 2008'den sonra yapı denetim yönetmeliğinde şantiye şefliği ve yapı denetimle ilgili şartlar geldi. Bir önceki videoda şantiye şefliğinden bahsetmiştim. Şimdi imalat aşamasına geçtiği anda bu kısımda imalatların doğru olup olmamasıyla ilgili sorumluluk şantiye şefi ve yapı denetimdedir. Şimdi eğer inşaat mühendisi şantiyeye uğramamışsa mesela uğramama ihtimali de çok yüksek. Bunu neden söylüyorum? Çünkü müteahhitin bir işçisi orada. Bunu net her zaman rahatlıkla söyleyebilirim. Müteahhitin orada çalışanı. Düzgün yapılmayan bir şeyi şifahi olarak uyarabilir. Şifahi olarak uyardıktan sonra noter tasdiğiyle resmi kanallardan uyarabilir. Üçüncü olarak da noter tasdiğiyle beraber dediği yapılmadığı için istifa edebilir. Şantiye şefi açısından baktık olaya. Ama bir de bunun müteahhit tarafından bakalım. Ödemesini şantiye şefinin siz yapıyorsunuz. Bu ödemenin karşılığında işinizin kilitlendiğini görürseniz noter tasdiğiyle işten çıkarabiliyorsunuz direkt. Sizce bu durumdan dolayı şantiye şefliği ne oldu? Hiç uğranılmayan bir müessese haline geldi. Yani şantiyede varlığının istenmeyen insanlardan biri oldu. Tabii ki büyük ya da kurumsal kimliğe sahip firmalar böyle çalışmadılar. Düzgün çalışmaya çalıştılar. Böyle bir durum söz konusu. Geçen videoda dediğim sizi korumaz inşaat mühendisleriyle ilgili dediğim kısım bu. Yani sizin şantiye kitlemeyle ilgili yollarınız çok az ama müteahhitin sizi anında değiştirebilmesi için elinde çok fazla imkan var. Kanun böyle işliyor. Kanunda böyle bir dengesizlik var. İşte denetlenecek sırada şantiye şefleri işte o imalatların, betonun, işte demirin düzgün olmamasıyla ilgili sorumlu tutulacak ilk kişidir. Ondan sonra da sorumlu tutulacak ikinci grup yapı denetim firmasıdır. Şimdi bunlar oldukta, bunlar yapılırken tabii ki müteahhit de burada suçlu bulunacak. Ama sistemin müteahhiti ne kadar korumaya yönelik tasarlandığını şimdi anlayabildiniz mi? İşte bu yüzden ben müteahhitlerin düzgün yargılanacağını da zannetmiyorum. Yani göstermelik bir veri küçük oluşacaktır. Burada biraz yani cahilliğin maalesef eğitimle alakası yok. Şantiye şeflerinin bu fason şantiye şefliği yapan insanlara da patlayacak. Yapı denetime de patlayacak yani bir noktada. Yani ceza alacak süreç bence böyle işleyecek. Maalesef o binalarla ilgili son durumda yine idareye geliyor. Yani yerel yönetime geliyor. Ruhsatı veren yerel yönetimde çalışan yani belediyede çalışan mühendislerin de bu konuda top ağzında olduğunu da söyleyebilirim. Yargılamanın bu kadar geniş ve titizlikle süreceğine dair inancın var mı dersen maalesef yok. Yani ülkemizdeki yargı düzeninin hali ortada. Bunların çok aşırı derecede ortaya iyi üstüne gidileceğini de ben hiç zannetmiyorum. Üzerine gidilmek istenmiş olsaydı yani bu ülke depremle ilk defa tanışmıyor. 1939 Erzincan depreminden itibaren zaten bunu bizim öğrenmiş olmamız lazımdı. Her seferinde kurallar katılaşıyor. Yani inşaat yapma deprem yönetmelikleri vesaire katılaşıyor ama sonuç hep aynı. Sonucun hep aynı olması kanunların yetersiz olmadığı anlamında değil. Müteahhitlerin gerçek ya da yani bu yanlış işleri yapan insanların net olarak cezalandırılmadığı için. Benim işte bu yüzden bu konuyla ilgili umudum yok maalesef. Yani arkadaşlar sizden gelen açıklamaya çalıştığım sorular bu şekildeydi. Bazı sorular, bir soru daha var. Ona çok kısa cevap vereceğim. Gözümden kaçmış. Porselenci dükkanın gerçek mi? Kaşık çatağı bile oynamamış. Evet, porselen dükkanının videosu da çok viral oldu. Sadece porselen dükkanının videosu değil, aynı zamanda inşaat mühendisleri odası ve mimarlar odasının binaları da hasar görmeyecek şekilde atlatması depremin, felaketin büyüklüğünü değil,
felaketin büyüklüğünün uygulamada yanlış yapılan binalarda olduğunu gösteriyor. Porselenci dükkanı evet gerçektir. Gerçek olduğuna ben inanıyorum. Çünkü kurallara uygun yapılan bütün binaların orada dayanması gerekiyordu. Maalesef sorun gitgide büyüyor. Yani o bölgede insanların barınma sıkıntıları vesaire. Hani işin bu kısmını ayrı anlatacağım ama yani doğru yapılan binaların ayakta kalıp yanlış yapılan binaların yok olduğunu görmek gerçekten bir eleyici gibi bir şey oldu. Bize okulda bazı hocalarımız hangisinin olduğunu tam hatırlamıyorum. Şöyle bir cümle kurduğunu çok iyi hatırlıyorum. Deprem mert bir düşmandır. Depremin nasıl geleceği, nereden geleceği belli. Siz ona karşı duramazsanız, yani yaptığınız binalar ona karşı duramazsa ona boşuna suç atmayın derdi. Yani bu cümle bile bugün yaşanan felaketin neden yaşandığını az çok anlatıyor bence. Yani arkadaşlar, benim bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sorularınızı yine yorumlara yazabilirsiniz ya da başka Instagram'ı çok aktif kullanıyorum. Oradan da yazabilirsiniz. Mail adresim YouTube'da yine hala bulunmaktadır. Yani sormak istediklerinizi yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. İyi günler dilerim.